Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Altaş yayın konuğumuz olacak. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Hattan Bey. Merhabalar. Görüntüleri ekranlara getirdik. Türkiye alışveriş merkezlerini çok özlemiş. İlk günü itibariyle başlayan yoğunluk devam ediyor. Bir rakam var. Pazartesi günü itibariyle 1 milyonun üzerinde. 1 milyon 226 bin. Doğru mudur? Düne ilişkin rakamlar var mı? Bu rakamlarla geçmişi kıyasladığımız zaman nasıl bir fark var? Paylaşır mısınız lütfen? Tabii. Hatta öncelikle şunu belirteyim. Alışveriş merkezleri açıldıktan sonra çok yoğun falan değil. Sebebi şu. Günlük giriş sayımız yaklaşık 6,5 milyonken günlük 1,2 milyon gerçekleşti. Bu da toplamda %20 civarında ediyor. Birinci gün, pazartesi gün. İkinci günü ise değişik uyarılarla biraz daha düştü ve 1,1 gibi, yani bir toplamda da %18 gibi bir gerçekleşme var. Eskiye nazaran. Dolayısıyla bir yoğunluk yok. Aslında girişlerdeki kuyruklar, dün de açıklamıştım, İlk gün başka bir noktada ATM ve gaz kuyruğuyla beraber alındığı için böyle bir şey haber yapılmış ama bazı AVM'lerimizde, birkaç AVM'mizde biraz önce sizin de görüntülerini çektiğiniz noktalar gibi küçük kuyruklar oluşabiliyor ama bu kuyrukların sebebi aslında içeride önlemlerin ne kadar sıkı ve kontrollü uygulandığının da anlamına geliyor. Çünkü eskisi gibi her geleni içeriden kapıdan hızla alamıyoruz. Dışarıda ateşini ölçüyoruz, güvenlikte kontrolünü yapıyoruz, maske kontrolünü falan. Bu nedenle dışarıda ister istemez biraz kuyruklar oluşuyor. Ama bu oluşan kuyruklarda sosyal mesafeye kesinlikle uyulmasını tavsiye ediyoruz vatandaşımıza. İç kısımda ve kapımızdan itibaren ise biz güvenliklerimizi son derece sıkı bir şekilde alıyoruz. Alışveriş merkezlerinin tamamı açıldı mı? Nasıl bir planlama yapılıyor? Buna dair de son rakamları paylaşır mısınız efendim? Hatta şöyle söylemek lazım. Biz aslında tam olarak kapanmadık. Çünkü biliyorsunuz kendimiz kapatma kararı aldık. Evet. Tavsiye kararı ama eczaneler, marketler, dezenfektan ürünleri satan yerlerimiz açıktı. Bunlar da yaklaşık %10-15 teşkil ediyor. Dolayısıyla şu an daha 1 Haziran'a kadar hazır değilim, açmıyorum diyen AVM'lerimiz bile aslında %10-15 itibariyle çalışıyorlar. Şu anda 1 Haziran'da açacağını açıklayan AVM sayımız aslında 8-10 civarında tüm Türkiye'de. Toplamda 436 AVM'miz var biliyorsunuz. Bunu sayı olarak 356 lafı geçti basında. 356 şu aslında. Kapatma kararını biz tavsiye kararı olarak dernek bazında aldığımız zaman 356 AVM'miz kapanma kararını kendisi aldı, destekledi bu kararı. Ama 80 civarında AVM'miz hiç kapatmadı. Dolayısıyla hiç kapatmayanları zaten açık sayarsanız, bir de 356 AVM'den de 10 tanesi dışındakilerin açıldığını düşünürseniz toplam 436 AVM'mizden 410 çıksanız 426 AVM'miz açık durumda. Bu noktada ilk iki günle ilgili siz de bahsettiniz. Aslında AVM'lerde hiç kapanmayan marketler vardı, eczaneler vardı ya da dezenfekte ürünler satanlar vardı. Yeni açılan mağazalarla birlikte bu iki günde en çok neye talep var? Buna dair de bir istatistik var mı? Özellikle kozmetik ürünlerine talep var. Kadınlarımız herhalde biraz sıkıldılar evde. Çocuk ürünlerine var. Bunları tabii sektör sektöre bakmaktan ziyade şöyle demek lazım. Biz AVM'leri açtık ama perakendeci yaklaşık %50 civarında dükkanını açtı. Hatta %40'larda dükkanını açtı. Bu da şu anlama geliyor. Zaten AVM'lerdeki perakendecilerin %40'ı açtığı zaman %60'ı yok. Henüz 1 Haziran'a hazırlık yapıyorlar. Evet. Bir kısmı da önümüzdeki hafta açacaklar. Yalnız umut verici bir şey var. Onu paylaşmak isterim sizle. Buyurun. İstatistikleri. Giriş sayıları %20'lerde kalmış olmasına rağmen cirolarda %35-40'larda gerçekleşiyor eskiye nazaran. Bu da şu anlama geliyor. Müşterilerimiz, yani daha doğrusu tüketici, alışkanlığını pandemiye uygun hale getirmiş nokta alışverişi yapıyor. Yani eskiden 100 kişiden 8 kişi alışveriş yapıyor idi ise şimdi 10 kişiden 8 kişi neredeyse alışveriş yapıyor. Çok çarpıcı bir istatistik efendim. Tam da aslında kurallara uyulduğu anlamına geliyor. Geliniyor, alışveriş yapıyor. Yani gezmeye değil alışveriş yapmaya gelindiğini anlatan bir rakam. Bir kez daha tekrarlayın dilerseniz. Önemli bir rakam. Evet. Şöyle, giriş sayılarında eskiye göre 100 kişiden 8 kişi alışveriş yapıyorduysa
Şimdi yeni dönemde 10 kişiden 8 kişi alışveriş yapıyor. Bu da şu anlama geliyor. Tüketici alışkanlığını değiştirmiş, nokta atışıyla sadece alışverişini yapıp ihtiyacını giderip gidiyor. Evet. Bu alışveriş merkezlerinde bundan sonraki süreçte pandemi geçene kadar biz zaten kimseye aman aman gelin bir kahve için akşama kadar AVM'de dolaşın demiyoruz. Biliyorsunuz 3 saatle sınırlandırdı Sağlık Bakanlığımız. Evet. 3 saat boyunca en fazla dolaşabilecek ki 3 saat bile kalan biz baktık şöyle pek göremedik. Çünkü nokta atışı gelip alışverişini yapıp gidiyor evet. insanlar. Bu bize ciroların aslında beklendiği, korkulduğu kadar da kötü olmayacağını, pandemi sonrasında hızlıca ekonominin toparlayacağının da göstergesidir. Evet, çok önemli bir gösterge. Bir de alışveriş merkezleriyle ilgili birkaç gündür yaşanan bir tartışma var, bu havalandırma vesaire. Müsaade ederseniz bir iki cümleyle sahip... Birkaç cümleyle lütfen efendim, sürem evet. de çok daraldı. Bakanın konuşmalarını da alışveriş merkezlerinin havalandırma sorunu yoktur. Çünkü bunlar 2000 sonrası yapılan teknolojik binalardır çoğu. Bu teknolojik binalar temiz havayı içeri alan, içeride kirli havayı dışarı atabilen tesislere sahiptir. Bu dönemde Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi gereğince de ısıtma soğutma yapmıyoruz. Evet. Sadece temiz hava alışverişi yapıyoruz. Bunu sağladığınız zaman normal apartmanlardaki trabzanlardan, asansörlerden, sokaktan, pazardan çok daha etkili yerler ve temiz, hijyenik yerlerdir AVM'ler. Bunu evet. da belirtmek isterim. Efendim çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız. Çok önemli rakamları paylaştınız. Profesör Doktor Hüseyin Altaş, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı'ydı.